güzel bir gece ya. Sevgilim yanımda. Ay böyle çok romantik. Tam aşıklar gecesi gibi. Ay gerçekten aşıklar gecesiymiş Emre, görüyor musun? Baksana Hicran Hanım da işiyle barışmış. Hicran'ım yapma böyle. Ne oluyor burada? Kusura bakmayın. Gel kızım. Gel böyle. Emre Bey, inanın benim haberim yoktu. Hadi kızım. Gel. Hiç sıkıntı değil. Siz kaldığınız yerden devam edin. Rahatsız olmayın lütfen. Hicran. Çiçeklerini unuttun. Seni de, çiçeklerini de istemiyorum. Defol git buradan hemen. Çiçekleri beğenmedin demek ki. Olsun. Bir sonrakine sana papatya alırım. Seversin sen onları. Görüşürüz karıcığım. Geliyorum, geliyorum. Yok be, nefes etmesi. Dur oğlum, yeni başlıyoruz daha, yeni. Daha bu konağa çok gelip gideceğim, çok. Bu adam sonumu getirecek benim. Ah Yeliz, umarım senin başının altından çıkmıyordur bunların hepsi. Prensesim. Hadi bakalım sen odana git. Baba, o adam kim? Niye yine geldi evimize? Prensesim. O adam Hicran ablanın bir arkadaşı. Hadi bakalım sen doğru odana. Ben masalı anlatmak için yanına geleceğim. Hadi güzel kızım. Emre. Kızmayacaksın değil mi Hicran'a? Baksana birbirlerini ne kadar çok özlemişler. Baş başa kalabilmek için de fırsat kollamışlar belli ki. Böyle bir durum olunca da değerlendirmişler. Gariban insanlar sonuçta. Özenmişlerdir. Yeliz, bunun garibanlıkla ne ilgisi var? Bu düpedüz. Tamam, tamam bir dur, bir sakin ol. Lütfen yapma böyle ya. Ben Hicran'ı çok iyi anlıyorum Emre. O kocasını affetmekte zorlanıyor. Ama hala deli gibi aşık. Aşk insana hata yaptırır Emre. Bazen insan sırf aşık olduğu kişiyi kaybetmemek için hiç yapmayacağı şeyler yapmaya kalkar. Hicran Hanım da öyle yapmış belli ki. Anlayış göstermemiz lazım. Hem ne tatlılardı öyle mumlar, çiçekler falan. Baksana. Yeliz tamam. Bizi ilgilendirmez. Emre
Emre Bey, ben çok özür dilerim. Yani inanın haberim yoktu. Zehra o masayı... Aslında Emre bu konuda çok titizdir. Siz bunu biliyorsunuz. Melis, izin ver. Çıkabilirsiniz. Emre Bey, açıklamama izin... Özel hayatınızı ve işinizi birbirinden ayırmanız gerektiğini biliyor olmalısınız. Özel hayatınızda ne yapıyorsanız yapın. Ama bunu benim evime, iş yerinize yansıtamazsınız. Hem de Melek'in gözü önünde. Hiç Can Hanım. Siz hiç merak etmeyin, ben konuşurum Emre'yle. Ama Zehra o masayı sizin için hazırladığını söyledi. Evet. Evet, bizim için hazırladı. Ama Emre bunu öğrenseydi daha da öfkelenirdi. Az önce sizi kurtardım yani. Bakın, siz hiç merak etmeyin, sıkmayın canınızı. Ben Emre'nin sinirini nasıl yatıştıracağımı çok iyi biliyorum. Hallederim. Hem bu konaktaki herkes sizin eşiniz de mutlu olmanızı çok istiyor. Eski eşim Yeliz Hanım. Lütfen bunu bir kez daha hatırlatmak zorunda bırakmayın beni. O adamla benim bütün ilişkim bitti. Bundan sonra da olmayacak. Bu kadar. Vallahi bu kadar. Bitti bu iş. Gerçekten aşıklar gecesiymiş Emre, görüyor musun? Baksana Hicran Hanım da işiyle barışmış. Hicran'ım yapma böyle. Ne oluyor burada? Zehra, o adamı sen mi aldın içeri? Yoksa geleceğinden haberin var mıydı? Aa, üstüme iyilik sağlık. Nereden bileyim ben be? Tanımam etmem. Ne işi vardı o zaman o adamın içeride? Ya adam geldi seni sordu. Sürpriz yapacağım dedi. Ben de öyle şıkır şıkır giyinmiş görünce Aliye Hanım falan görür de utanırsın diye bahçede beklemesini söyledim. O da gitmiş oraya oturmuş işte. Hem ne bu ya? Sorguya mı çekiyorsun beni? İyilik yaptık kızım. Fena mı ettik? Özel hayatınızı ve işinizi birbirinden ayırmanız gerektiğini biliyor olmalısınız. Özel hayatınızda ne yapıyorsanız yapın. Ama bunu benim evime, iş yerinize yansıtamazsınız. Hem de Melek'in gözü önünde. Uf, yanlış anladınız beni. Keşke bir anlatabilsem. Berkay abi. Berkay abi nasılsın? İyi bu. Sen? Çok iyi. Okuldan çıktım. Ödev yapacağım. Sen pastaneden niye ayrıldın? Öyle gerekti. Hayırdır abi? Neyin var? Yok bir şeyim ya. Sen işe mi gidiyorsun? Yok. Elif ablalara gideceğim. Ödevle ilgili birkaç şey var da onları soracağım. Selamını söylerim. Yok. Beni gördüğünü söyleme. Neden? Sen söyleme yeter. Hadi görüşürüz.
sen hala pijamalarını giymedin mi bakayım? Hadi hemen pijamaları giyiyoruz. Hicen abla, kimdi o adam? Ne istiyor senden? Niye istemiyorsun onu? Bir tanem, üzülmedim ki ben. Sadece beklemiyordum gelmesini, şaşırdım. İyiyim ben, merak etme, endişelenme. Hayır, iyi değilsin. Hala üzgün gülüyorsun. Hem babam da sinirlendi onu görünce. Bir tanem, bazen böyle büyüklerin canı sıkılır. Sonra geçer. Sen sıkma canını, olur mu? Hicen abla, sana sarıldı diye üzüldün sen. Gördüm. O yüzden babam kızdı o adama. Melek, lütfen. Özür dilerim. Seni kırmak istemedim. Evet, biraz üzgünüm. Ama yarın geçer, söz veriyorum. Hadi bakalım, artık yatıyoruz. Geç oldu. Gitme. Üzgün gidersen yarın bir daha gelmezsin. Melek'ciğim, söz veriyorum, geleceğim. Ama şimdi gideyim. Hem senin de canını sıkmamış olurum. Tamam mı? Yarın söz veriyorum, geleceğim. Merak etme. Hadi yarın görüşürüz. Emre Bey, inanın ben gerçekten bilmiyordum. Aynı şeyleri söylemek için mi geldiniz? Eğer diyeceğiniz başka bir şey yoksa... Çıkmak için izin isteyecektim. Çıkabilirsiniz. İyi akşamlar. Elif abla, bakar mısın? Hangisi doğrudur diyor, çözemedim. B şıkkı, ay en büyük yıldızdır. Elif abla, sen aya doğru uçmuşsun galiba. O soru değil, bu soru. Hem ay yıldız değil, uydudur. Bu senin bana ihtiyacı yokmuş işte. Yapıyorsun kendini. Elif abla, sende bir iş var bugün. Üzgün gibisin. Moralin mi bozuk? Yoo, bir şeyim yok. Hangi soruydu, şu mu? Bugün de herkes bir tuhaf. Berkay abi de üzgündü. Hayalet gibiydi. Berkay mı? Sen nerede gördün ki Berkay'ı? Ne olmuş? Niye üzgün? Derviş Usta üzüldü ya, onu diyorum. Oo, çok geç kalmışım. Ben kalkayım. Sabah erken kalkacağım. Bu daha sorular bitmedi. Gerisini ben tamamlarım. Hem yolu biliyorum. Sen otur. Ağzından bal damlıyor gene.
özellikle bir şey yapmıyorum biliyor musun? Seni görünce istemsiz böyle oluyor. Ya zaten Derviş amcanın da geleceği yok. Ben gideyim en iyisi. Dur ya. Nereye gidiyorsun? Ya Berkay konuşur musun lütfen benimle? Konuşacak hiçbir şey yok Elif. Lütfen beni bir daha arama. Pardon, bakar mısınız? İnternetin şifresini alabilir miyim ben? Kusura bakmayın. Nasıl yani? Kusura bakmayın. Ay çok eğlenceli ya. Sanırım ben bu insanların yüz ifadelerine bağımlı hale falan geleceğim. Yani tabii şimdi sizin yüzünüze karşı da böyle şey yapmak olmadı. Ben bu sabah değiştirdim modemin şifresini. K büyük, gerisi küçük, şifre kusura bakmayın. Buyurun. İlk görüşte aşka inanır mısın? Hayır inanmam. Hatta karın doyurmaya hiçbir şeye inanmam. O yüzden ben size aşk yerine havuçlu kek var. Onu önereyim isterseniz. Havuçlu kek işe yaramıyormuş. Burnumuzun dibinde. Çok tehlikeli, çok. Buna hemen bir çözüm bulmam lazım. Ne oldu gece gece? Beni mi özledin? Şu damadını üzerimizden çek. Adam takıldı Hicran'ın peşine, sabah akşam konakta. Bak, bu herif ikimizi de yakar ona göre. Orasını zamanında düşünecektin Aliye Hanım. Bana doğru düzgün para verseydin şimdiye çok daha taşınmıştık, izimizi kaybettirmiştik ona. Hala para diyorsun ya. Adam sürekli burada diyorum. Ne yapacağız sen onu düşün. Vallahi benim işim başımdan aşkım. Seninle uğraşamayacağım, sana yardım edemeyeceğim. Kusura bakma. Yahu kadın. Tehlikeyi göremiyor musun? Ya adam çocuğun ondan olduğunu anlarsa? Hadi canım. Sen düşün. Konuşuruz yine. Aliye teyze. Ne dediniz siz? Nasıl oldun Derviş amca? Daha iyi misin? İyiyim kızım. Bir de ayağa kalkabilsem. Zamanla iyileşeceksin inşallah. Abla senin canın mı sıkkın? Yok. Yorgunum sadece. Size ayıp olmazsa ben odama geçip dinlenebilir miyim? Tabii tabii. Dinlersin. Soner mi canını sıktı acaba? Gidip bir baksam mı ben? Belli ki yalnız kalmak istiyor. Rahat bırak. Hicran mıydı gelen? Hmm. Yorgunmuş, yatacakmış, odasına gitti. O bu saatte yatmaz ki. Bir şey mi oldu acaba? Dur ben bir bakayım. Şimdi darlamasın kızı, ben de gidip bir bakayım. Hicran, aç kapıyı.
Kapıyı kilitlemiş ya. Hicran, nedir bu kapı kilitlemesi falan ya? Kızım, akşam akşam Hicran çıkar, aç şu kapıyı. Hicran, aç diyorum sana. Kızım, açsana kapıyı. Ne var Keriman anne, ne istiyorsun? Ne bağırıyorsun ya? Merak ettik. Etme, etmeyin. Rahatsız etmeyin beni. Bu çocuk meselesi ne? Kimle konuşuyordunuz siz? Eski bir arkadaşımla canım. Özel bir durumu var da sana anlatamam. Ayıp olur şimdi. Kimmiş bu gizemli arkadaş? Ya ben sizin tüm çevrenizi tanıyorum da çünkü. Aa, ne oluyor Yeliz? Sorguya mı çekiyorsun? Hem ne zamandan beri özel görüşmelerime karışır oldun? Ne bu böyle baskın yapar gibi ansızın odama dalmalar, hesap sormalar falan? Yakışıyor mu sana? Baskın mı? Ay, olur mu öyle şey? Siz başım ağrıyor deyince ben merak ettim, kontrol etmeye gelmiştim. Özür dilerim. Neyse. Ben sizi yalnız bırakayım. Ferit, şerh düştüğümüz 28. maddeyi düzelttirmiş. Başka bir şey var mıydı? Emre'cim. Emre'cim. Efendim oğlum. Aklım hiç burada değil. Hecan Hanım'ın yaptığına mı takıldın? Yok halacığım. Rakamları inceliyordum ben. Ben tanırım oğlumu. Sen sinirlendin bu olaya. Haklısın da. Hecan Hanım'dan beklemezdim. Hoş değil yaptığı. Hele özel hayatındaki meselelerle bizi böyle meşgul etmesi hiç profesyonelce değil. Bak. Eğer huzurunu kaçırdıysa hemen çıkışını verebiliriz. Hayır halacığım. Dediğiniz gibi. Çalışanlarımızın özel hayatı bizi ilgilendirmez. Peki. Halacığım. Şu 7. maddeye bir bakar mısınız? Bakalım. Tarafların yükümlülüğüyle ilgili olan kısmı. Bu konu üzerinde ayrıntılı çalışmamız lazım Emre. Tabii. Abla, benim yalnızım, aç. Abla bir aç konuşalım hadi. Ateşle barutu yaklaşmak gibi olmasın ama neyin var abla? Çok kötü davrandım değil mi size? Özür dilerim. Vallahi abla benim için sorun yok da. Yani Keriman şoklarda. Seni ilk kez böyle gördü. İştahı falan kesildi yani, böyle mutfakta buzdolabına boş boş bakıyor yani. Gerçi ben de ilk kez böyle görüyorum. Ne oldu, neyin var? Derviş amca da duydu değil mi sesimi? Abla sen Derviş amcayı dert etme, o anlayışlı bir insandır. Hakikaten neyin var senin, anlatmayacak mısın? Belki sonra anlatırım. Derviş amcayla konuşacağım. İyi, ben de bir çay koyayım orada. Gel bakalım, otur şöyle. Ne oldu benim kızıma? Kusura
Kusura bakma Derviş amca. Senin de... Aile arasında kusur mu olur kızım? Hayrola, anlat. Soner'le mi ilgili? Kabusum bitmiyor. Ben bu belayla nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. Canını yakacak bir şey mi yaptı o uğursuz herif? Yok. Senden de Emre Bey'den de çekiniyor. Ona cesaret edemez. Ama peş mi bırakmıyor? Gölge gibi. Ama uğursuz, korkunç bir gölge. Ben bu adamın kötülüğüyle nasıl başa çıkacağım Derviş amca? Dinle kızım. Bir zamanlar Kızılderililerin bilge reisi torunuyla oturuyormuş çadırın önünde. Karşıda da bir beyaz kurt köpeğiyle siyah kurt köpeği böyle birbirlerine dalaşıyorlarmış, kavga ediyorlarmış falan. Torunu sormuş dedesine. Dedeciğim, bunlardan bir tanesi bizi korumaya yeter. Neden böyle ikisini besliyoruz? Bilge reis de evlat demiş. Onlar benim için bir simge. Bak beyaz olan iyiliği temsil ediyor. Siyah olansa kötülüğü. Ben onlara baktığım zaman içime bakıyorum. İçimdeki kötülükle iyiliğin mücadelesini görüyorum. Onun için onları böyle besliyorum. İkisini bir arada tutuyorum demiş. Tabi bunu deyince torunda az buz değil. Hemen sormuş. Peki hangisi kazanacak dedi demiş. O zaman bir gereği torununa. Biz hangisini beslersek o kazanacak demiş. Sen içindeki iyiliği besle kızım. Sonuna bir bak. Göreceksin. Kötülük mutlaka kaybedecek. Sen niye çıktın bu saatte? Erken değil mi? Ya bir konuşuruz, çay içeriz dedim de. Hani dün gece beni geçiştirdin ya abla. Aklım sende kaldı. Ne oldu, konakta bir sorun mu var? İyiyim ben, meraklanma. Akşam konuşuruz. Melek'e söz verdim. Şimdi hemen konuğa gitmem gerekiyor. Bu Melek Prenses'i artık kıskanmaya başladım yani abla. Melek'ten bahsedince nasıl ki biliyor gözlerin içi? Neyse hadi ablacığım, akşam görüşürüz. Günaydın. Erkencisin bugün. Öyle oldu. Bırak şu masaları temizlemeyi de. Geç şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. O zaman ben çay koyayım. Hayır. Ben çayları koyarım. Sen geç otur. İlk görüşte aşka inanır mısın? Saçmalama Elif ya. En sevdiğin en işte. Karışık. Ha, hatırlamışsın diye söyledim. Hadi bakalım. Ya patron. Şey soracağım. Berkay'ın adresini bulabildin mi? Yok, daha bulamadım. Elif, bir konuda yardımına ihtiyacım var. Kimsesiz çocuklar için bir şeyler aldım da vermek istiyorum. Ama tek başıma yapamayacağım galiba. Benimle gelir misin? Öğlen tatili arası gidip geliriz ha? Yani çok güzel olurdu patron ama Kerman teyze pazara gitmiş. Derviş amca da evde yalnız. Yani ona bakmam lazım. Ama öğretmeni ararım ben. O sana yardımcı olur.
sıkma canını böyle. Biliyorsunuz, Emre çalışanlar profesyonellik dışına çıkınca pek tahammül edemiyor. Dün de hiç Hanım öyle yapınca. Ama kötü bir niyeti yoktu kızının. Sonuçta o da yuvasını kurtarmaya çalışıyor. O konuyla bir alakası yok. Aklım işlerde. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın Hican Hanım. Buyurun, bize katılmak ister misiniz? Melek Odası'nda kahvaltı için sizi bekliyorum. Evet, yetinden alıyorum ben. Buyur. Hemen götürüyorum. Hüseyin abla. Yine seni rüyamda gördüm. Gitmiştim, bir daha gelmeyecektin. Ben sana seni bırakmayacağım. Hep yanında olacağım demedim mi? Dedin ama ben seni dün biraz üzdüm ya. Güzelsin, bir daha gelmezsin diye düşündüm. Ama benim suçum, bir daha yapmayacağım. Söz, özür dilerim. Senin hiçbir suçun yok. Keşke herkes senin kadar masum, senin kadar temiz olsa. Sen üzmedin beni. Asıl ben öyle yaptığım için çok özür dilerim. Amca mı üzdü seni? O kötü biri mi? Sen şimdi kafanı bunlarla yorma. Önemli olan ne biliyor musun? Ben seni görünce çok çok mutlu oluyorum. Ben de seni. Hadi bakalım, şimdi sen üstünü değiştiriyorsun. Sonra da elinizin yüzünü yıkıyorsun. Ben de seni mutfakta bekliyorum. Tamam mı? Bir arkadaşım. Ben bir konuşayım onunla. İzninizle. Alo. Ah, merhaba tatlım. Nasılsın? Nerelerdesin? Sendeki bu yetenek bende olacaktı var ya. Neyse. Geldim ben. Bekliyorum. Ah, çok sevindim. Ah, canım benim. Tamam. Ben programa bakayım. Ona göre haberleşiriz, tamam mı? Ay, hadi öpüyorum. Görüşürüz. Berkay, nerelerdesin oğlum ya? Yoksun ortalıkta. Hayırdır oğlum? Ne işiniz var sizin burada? Sizi davet eden mi oldu? Ne oluyor oğlum? Ne bu halin tavrın? Ne varmış halimde tavrımda ya? İkiniz de ölü görmüş balık gibi bakıyorsunuz bana. Öyle sayılır. Aldık haberleri. Çapkın Berkay ölmüş de gömmeyi unutmuşlar. Ne saçmalıyorsunuz ya siz? Pelin gelmiş. Kızı kovmuşsun oğlum. Vallahi sana çok bozulmuş, haberin olsun. İtiraf et bro. O kız yüzünden reddettim Pelin'i değil mi? Ne alakası var oğlum? Sen böyle bir fırsatı asla kaçırmazdın. Ya siz ikinizin uğraşacak başka şey yok mu ya? Var. Akşama parti yapacağız. Çapkın Berkay'a elveda, aşık Berkay'a merhaba. Süleyman. Ne var be? Ne aç gözlüsün ya? Gözün doysun. Az önce yedin. Ya sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun Allah aşkına? Ben kas gücüyle çalışıyorum, kas gücüyle. Enerji almam lazım yahu. Günaydın. 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 Yavrum, ben Melek'in kahvaltısını hazırladım. Melek de gelir şimdi. Hicran kızım, ne oldu senin böyle bir durgun halin var? Akşam olanlara mı bozuldun yoksa? Yavrum, ben bir de bunu hazırladım. İstersen
Şunu da koyuver. Ha, o sever böyle top top peynirleri. Günaydın. Ay, kurt gibi açım, her şeyi yiyebilirim. Ay, ben de seni yerim. Aç mısın sen? Güzel kızım benim. Bak Meleğim, Nedim abla senin için neler hazırlamış. Nedim'e, sana bir şey söyleyeyim mi? Bir doymaz ben değilim artık, bir doymaz da Melek. Asıl doymaz sensin. Aç gözlü de sensin. Benim kızım iştahlı maşallah, her şeyi yiyor. Melek, arkamı bir dönüyorum, pıt bir tane bir şey atıyor. Arkamı bir dönüyorum, pıt bir tane ağzına canım atıyor. Canıma değsin. Hadi bakalım, hadi. Geç. Yavrum, Süleyman abim dur. Akşam ceviz getirmişti, ayıkladım. Biraz da ondan al bakayım. Oh, taze. Hadi mis bakalım. Gibi kokuyor. Hadi bakalım, hadi kahvaltıya. Evet. Canım. Günaydın. Günaydın yavrum. Günaydın. Güzel kızım, günaydın. Günaydın. Aman, bunlar ne böyle ya? Hepsini sen mi yiyeceksin? Evet, ben yiyeceğim. Oh, tabii canım. Ballar var, zeytinler var. Eyvah eyvah, ceviz de varmış burada. Ya baba, onlar benim. Açıktaysan Nedime teyze sana da yapsın. Allah Allah. Ama Nedime teyzem bana böyle güzel kahvaltı hazırlamıyor bir tanem. Nedim Hanım. İşiniz bitince içeriye kahve alabilir misin? Tabii ki oğlum. Emre Bey, müsaitseniz. Siz şimdi Melek'le ilgilenin. Hadi bir tanem. Muhabbet olsun benim güzel kızım. Kolay gelsin. Neyse, ben o zaman beklemesinler. Hemen şu kahveleri hazırlayayım bari. Nedim abla, kahveleri Melek'le biz yapalım mı? Ne dersin Meleğim? Olur. Hayır, önce kahvaltını bitiriyorsun. Neydi bu Emel Bey'in tavırları böyle? Çalıştırsak Zicelal, Elif'in gelmesi şart. Şimdi? Elektrikler mi kesildi ki? Gerçi karşında var, sigorta mı attı acaba? Hay eşek kafa. Faturayı yatırmayı unutmuşum. Ben ödeyip geleyim. Bunlar ancak 2 saat açar. Aksilik. Her işte bir hayrı vardır Elif. Bak, elektrik gelinceye kadar biz seninle birlikte yetimhaneye gidip gelsek. Ne dersin? Nasıl olsa müşteri almayacağız. Yani tamam madem. Bugün kuzucukların şansına. Tamam, hemen çıkalım. İtiraf et bro. O kız yüzünden reddettin Pelin'i değil mi? Çapkın Berkay'a elveda, aşık Berkay'a merhaba. Daha fazla kaçmanın anlamı yok. Elif'i görmeden ona karşı ne hissettiğimi anlamayacağım. Alo. Efendim baba. Eve mi? Tamam. Geliyorum şimdi. Hadi bakalım dolduralım. Evet. Bu Nurten Hanım'ın, bu anneannemin, bu da babamın. Tamam Hücan abla, götürebilirsin. Nedim ablan götürür. Ya o zaman sürpriz olmaz ki. Sen götüreceksin abla. Melek'le yaptık da lütfen. Yavrum benim zaten hamur salar kendini. Ellerimde onunla nasıl götüreyim? Peki o zaman ben götüreyim. Çak. O ne oldu, her tarafımız? Neyse.
Neyse, plan başarılı. Evet. Buyurun. Ah, Hicran Hanım, siz niye zahmet ettiniz? Nedim ablanın eli doluydu. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sizin kahvenizi de Melek... Almayacağım ben. Halacığım, çalışma odasına geçelim mi? Olur, geçelim. Gördünüz değil mi? Hicran nasıl düştü Emre'nin gözünden? Bir sonraki yanlışında Emre Hicran'ı kapının önüne koyar. Hadi bakalım. Umarım haklı çıkarsın. Soner Meleği öğrenmeden kovsa iyi olur. Aa, ne oldu? Emre Bey, içmek istemedi. Melek odasına mı gitti? Evet yavrum. Ya kahveyi kendi istedi. Niye içmedi ki şimdi? Ya içmez tabii. Hicran götürdü onu da. Ver bana, ver. Ziyan olmasın ben için. Al beleşçi. İnşallah aklıma gelen başıma gelmez. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim bildiğim Emre Bey Hicran'ı bu konaktan gönderir. Demedi deme. Ya nasıl mutlu oldu yavrucaklar? Vallahi olmaz mı patron? Kral adamsın ya. Hay Allah. Hala açmamışlar elektriği. Neyse, bekleyeceğiz mecbur. ne yapsak? Bir yerlerde oturup bir şeyler mi içsek? Hı? Celal, Berkay'ın adresini buldum. Mesaj atıyorum şimdi sana. Tamam, at. Allah! Vallahi bugün şans kimse sizlerden yana patron. Ben şimdi bir saate dükkana gelirim. Sen de bana adresi yolla, olur mu? Tamam, olur. Görüşürüz. Münasebetsiz, gerizekalı. Zamanlı buldun. Ben uzanacağım biraz, yorgunum. Sende bir haller var. Ama yakında çözerim. Şimdi işimi halletmem lazım. Harekete geçmek için hazır mısın? Hem de nasıl? Ortadoğu için hazırladığımız koleksiyonu onay verdim. Pazarlar müdürüne iletebilirsiniz. Tamam. Ha, gümrükte takılan taşlar ne oldu? Yeni bir lojistik firmasıyla görüşüyorum. Anlaşmak üzereyiz. İş akışları sorunsuz. Kendini toplamışsın. Kafanı kurcalayan konuyla ilgili bir karara vardın galiba. Evet. Kararımı verdim. Nasıl ya? Berkay burada mı oturuyor? Ya hani garibanlı bu çocuk? Bir dakika, evdeyim. Elif? Berkay? Emre Bey odasında mı?
Misafiriniz geldi Hicran Hanım. Sen ne arıyorsun burada? Seni almaya geldim. Ya saçmalama. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sana karşıma çıkmamanı söylemiştim. Hemen git buradan. Ne var bunda? Karımı işten almaya geldim. Ya ben senin karın falan değilim. Bunu daha kaç kere söylemem gerekiyor? Defol git düş yakamdan. Soner. Tek bir rezalet daha yeter. Emre Hicran'ı bu sefer kesin kovacak. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Kurda kuşa yem edemem ben karımı. Kusura bakma. Bundan sonra işten ben alacağım seni. Soner Bey. Boşuna gelmişsiniz. Bundan böyle Hicran'ın bu evde yatılı kalacak. Eve gelmeyecek yani. Siz çıkabilirsiniz. Böyle değil mi Hicran Hanım?